Bebeğimi Büyütürken programından herkese merhaba. İçeriği dop dolu yepyeni bir programla karşınızdayız. Bakalım bu hafta programımızda neler var? Şahane bir anne var şu anda karşımda. Evet, iliklerine kadar çok yorgun ama hep umut dolu ve hep yüzü gülen bir anne. Ahu Kahraman Yıldırım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Yani gerçekten Ahucum demek istiyorum lütfen sana. Gözlerin içi hep gülüyor. Bu ne kadar güzel bir şey. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Karakter meselesi galiba. Değil mi? Dokunsan ağlıyorum aslında ama hani gülerken yani yaş süzülüyor, bilmiyorum. Çok tatlısın. Sağ olasın, tatlının. O kadar güzel işler yapıyorsun ki önce bundan başlamak çok istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şahane bir müzik okulun var ve burada neler yapıyorsun? Bu sene 10. senesi. 3 Ekim 2009'da açılmıştık biz. Evet. Yurt dışından ben eğitim almıştım. Okul öncesi bebek, aile bebek müzik eğitimi üzerine. Hatta ne büyük tesadüftür ki Almanya'da eğitim almıştım. Şimdi evet. Almanya'da yaşıyorum ama Türkiye'de okulu işletiyorum. Evet. 10. senesinde 6 aylık bebeklerden başlayarak aile ve çocuğun bir arada kaliteli vakit geçirebileceği 4 yaşına kadar ritim odaklı grup eğitimleri, 4 yaşından itibaren 4-5 yaş arası erken piyano eğitimi, 5 yaştan itibaren de yeteneklerine göre tercihen 5-6 yaş arası piyano olmak kaydıyla, çünkü piyano çocukların en fiziki yapısının uygun olan enstrüman ufak evet. yaşta. Bunu çok soruyorlar, altını çizmek gerçekten isterim. Gerçekten bu çok önemli. Hani hangi enstrümanla başlamalıyız diye. Başlamanın aslında bir yaşı yok. Hani ama illa 5 yaşında bir çocuk yani bir enstrüman çalsın istiyorsanız en doğru evet. ve en rahat başarabileceği enstrüman piyanodur. 6 yaştan itibaren biraz daha tercihlere bırakıyoruz ama bunu da deneme dersiyle, mesela bateri çalmak istiyorum diyen bir öğrencimizi davet ediyoruz. Bateri dersini deniyoruz. Eğer erken olduğunu düşünüyorsak bizim tavsiye ettiğimiz bir enstrümana yönlendirip hazır olduğunu hissettiğimizde kaydırıyoruz. Böylelikle ne aileler vakit ve en önemlisi evet. nakitlerini boşuna harcamamış oluyorlar. Ve belki Türkiye'de ilk ve teksin değil mi? Hala ilk yapan. Ve tekiz. Yani şöyle, tabii ki ritim atölyeleri kurumlar içinde oluyor. Evet. Ya da bireysel olarak gösteriler yapan meslektaşlarım oluyor. Çok da saygım var ama tabii bunu ticari bir risk alıp bir bina kiralayıp sabit bir yerde tutmaya çalışan 10 yıldır tekiz evet. hala. Hatta bu sene daha da ticari bir risk alıp taşınıyoruz daha da büyük bir binaya. Evet, harika bir yer açılıyor evet, şu anda. Evet, çünkü biraz daha öğrencilerimize ekstra şöyle bir avantaj sağlayacağız artık. Devletin, bunu da herkes bilmiyor, yeni bir sisteme geçti evet. devlet. Çocukların bu tarz etkinlik merkezlerinde yer almaları çocuklara ileride ek puan olarak karneye yansıyacak evet, artık. Bu çok, çok evet, çok duymaya başladım ben de. Evet, bunu mesela çok İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı spor merkezleri, jimnastik, evet. yüzme, oraya gittiklerinde karne not sınava girecekleri dönem ekstra bir puan alacak veya milli eğitime bağlı müzik kurslarına gittiklerinde onlara artı onlara puan olarak artı geri puan dönüyor. Olarak evet geri geçecek. Biz de bu sene bu sebepten ötürü onları avantaj sağlamak için daha da büyük bir binaya taşıdık. Evet, herkes ahımdan çıkacak artık. Ya gerçekten estağfurullah, estağfurullah. Keşke çok her güzel. Köşe başına müzik okulu açılsa. Evet, yani bizim köşemize açılmasın tabii de. Bence çocukların evet, daha uzaklara. Yani yani çocukların ilk ana dili müzik bence. Evet. Değil yani mi? Zaten şöyle bakın, hep anlattığım bir şey var. Ninni müzik. Ninniyle uyutuyoruz. Evet. Yani ben sanmıyorum ki şiir okuyarak çocuk uyutanlar olmuyor. Tabii ki o da ayrı bir özel bir şey ama hep ninniyle başlıyoruz. O yüzden anne çocuklar... karnında bile şarkı dinletmeyle başlıyoruz. Evet, dinletiyoruz. Yani bence ama bir de hep şey diyor. Anne karnında işte klasik müzik dinletelim de şöyle. Ya evet. bence annenin ruhuna ne bana hep soru, ne dinleteyim? Anne, ne seviyorsan onu dinle dedim yani. Değil mi? Yani. En güzel. Ha tabii çok acılı arabesk falan dedim. Bilemiyorum onu, belki o çocuğa o da iyi gelebilir ama. Yok. Bilemiyorum artık. Aile yapısına karışamam ama tabii ki müzik herkese iyi geliyor. Çok önemli. Müzik iyileştirir. Değil mi? Yani müzik ve gülümsemek iyileştirir. O yüzden zaten müzisyenim. Bir de sürekli gülüyorum.
daha ne olsun o değil mi? O yüzden de belki yaşanan o zor olayları daha kolay atlatıyorsunuz. Atlatabiliyorum diye düşünüyorum. O zaman sormak istiyorum. Yani tabii ki bu anneleri de çok merak ettiği bir soru. Müziğin etkisi çok önemli biliyoruz tabii ama ki. Nedir? Bir kere özellikle küçük yaşta ritmik derslerle başlanır. Çocukların matematiksel zekasına inanılmaz faydası var. Erken konuşmaya yönelik faydası var. Hecelemek, ritmik hecelerle çocuklara şarkıyla bir şeyleri öğretebilmek çocukların konuşmasında ve dil çözülümünde inanılmaz rahatlatıyor. Tabii ki rahatlatıyor. Yani matematiksel zeka da dediğim gibi ritimle ilgili hep sayılarla çocuklara bir şeyler öğrettiğimiz için çok daha rahat ileriki okul yıllarında başarı oranlarının yüksek olduğunu velilerden biz geri dönüş alarak öğrendik. Hani böyle yapıyoruz deyip kendimi anlatmayı sevmiyorum ama genel anlamda %90'ından aynı geri dönüşü aldık. Çok teşekkür ediyorlar. Disiplini öğreniyorlar bir kere. Yani hep anlattığım bir şey var. Çok saçma görünebilir ama sınıf toplamayı, birlikte hareket etmeyi, birlikte kalkmayı, senkronize bir şeyler yapabilmeyi öğretiyorlar. Bizim tabii en büyük özelliğimizden biri biz çocuk ayrımcılığı pek yapmıyoruz. Bizim sınıfımızda Down sendromlu, otizmli hepimiz aynı sınıfta eğitim alıyoruz. Kesinlikle. Benim özel çocuklarım diye ayrı bir sınıf yapmam. Benim için her çocuk özel. Evet. Her çocuğun her yerde eğitim alma hakkı var. Ki benim oğlum şu anda özel çocuk kategorisine girmesine rağmen ondan önce de böyle düşünüyordum. Hani benim başıma geldi, deneyimledim. Değil. Ki yurt dışında da gördüğüm bu. Ben de oğlumla müzik dersinde şimdi Almanya'da katılıyorum anne olarak ve normal bir sınıfta katılıyoruz. Ve benim oğlum da bazen düzen bozuyor, ağlıyor. Evet olabiliyor. Hiçbir veli dönüp de bakmıyor. Öğretmenimiz de devam ediyor. Bizim okulumuz da hep bunu odaklıyor. Çünkü her çocuğun bir sosyalleşme hakkı var. Evet. Her yerden itersek biz zor sosyalleşen çocukları... Dışlanmayı öğretiyoruz aslında. Evet yani niye ötekiyle... O anne ne yapsın? Nerede o çocuğa? Ne yapabilir? Zaten belli ki evde yetemediği için sosyalleşsin diye bize geliyor. Biz de zaten yetemeyeceksek İtersek. Kapatalım gidelim yani o okulu. Evet, yani gerçekten, ama tabii bu annede de bitiyor öğretmen kadar. Dün hatta bir şey paylaşım yaptım. Bir öğrencimiz vardı resmen 3 ay açık öğretim yani bekleme odasında oturdu. Çocuk annesi inat etti girdi derse. Biz her seferinde dedik ki ya ne yapsak devam etmeseniz. Hani paranız hayır dedi ben oğlumun dedi huyunu biliyorum dedi beni böyle kullanıyor. Ben dedi gireceğim istemiyorsa girmesin burada otursun dedi. Ve resmen 3 ay boyunca anne girdi, davul çaldı, tef çaldı. Ve çocuk girmedi değil mi? Girmedi. Bizle işte fotokopi çekerdi. Biz bakardık ona. Ve 3. ayın sonunda önce girdi bir davul çalmaya başladı. Ama bir davul çalıyor çıkıyor. Hani ille kendisi. Hani gurur da yapıyor. Ben çaldım bitti tamam. Sonra yavaş yavaş öyle bir yere geldi ki şimdi mesela onlar yurt dışına yerleştiler. Orada çok iyi bir piyano çalıyormuş. Annesi de yani yavaş yavaş ikna ettik. Baskıyla da değil ama tabii anne. Anne çok faktörü. Önemli. Evet. Anne faktörü. Yani ama şimdi çocuğunu tanıyor. Ben olsam ne yapardım diye ben düşündüm. Ben çıkardım valla. Evet ben de çıkardım. Ama benim eşim şimdi mesela Kartalı inanılmaz. Mesela ben bu işi yapmama rağmen şimdi dedim anneleri anlıyorum yani. Ve inatla biz 6-7 aydır onu her hafta o müzik dersine götürüyoruz. Ben birkaç haftadır Türkiye'deyim diyor ki valla diyor. En azından bağırmayı bıraktı. Ay terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Bağırıyordu ya. Ama normal. Tabii onun yaşadığı süreçlere göre normal. Yavaş yavaş inşallah onlar en azından bağırmıyor dedi. Nasıl gözümün içi parladı o derste bağırmadı diye. Güzel. Nereden nerelere geldik? Gerçekten çok uzun bir süreç atlattınız evet. Yolumuz daha uzun ama hamdolsun hani nefes alsın da. Değil mi? O çok ayrı bir vaka. Sormak istiyorum aslında bu nasıl başladı? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Hamileliğinizde kontrol sırasında herhangi bir şey var mıydı? Ya şimdi benim bu hayat hikayem biraz karıştı o dönem. Hatta demin size sohbet ederken yayın öncesi 4 yaşa kadar bebek serüveni, hamilelik ve çocuk serüveni dedik. Ben de biraz espri yaptım. Ben son 4 senedir sürekli hamileyim. Makyaj hangisinden başlayayım? Kaç çocuğunuz şimdi benim bundan işte 2015 senesinde ben Kartal'dan önce bir erkek evlat taşıyordum. Maalesef bu da çok önemli bir şey. Lütfen kurumlara hasta çocuk götürmeyelim. Hani bazen anneler inat ediyorlar, götürüyorlar. Bazen bütün işte biz hobi merkeziyiz. Hani bazen bırakacak yeri olmuyor falan ama nereden olduğunu bilmiyorum. Ben o zaman bir dönem bir yuvada müzik dersi veriyordum. Öleceğim çalışkanlıktan ya. Maşallah diyelim. Yani birkaç yuvada daha ekstra çalışıyordum. Çok güzel. Varmış, hastalık varmış yuvada. Bana geçti. Ben de hamileyim. Ben domuz gribi oldum.
Çok da tehlikeli 21 bir şey haftalık aslında. Hamileydim. Aynen öyle. Anlayamadık da ne olduğunu. Ben sandım bebeğe bir şey oluyor falan. Bayağı komaya girdim. Çok ağır ateşlerle 2-3 gün kendime gelemedim. Haliyle bana çok yüksek dozda antibiyotikler falan. Hatta bugünlerin hamilelerin çok yaşadığı bir şey bebeğin suyunun azalması problemi. Evet. Çok yaşıyor bu sıralar hamileler. Benim o dönem başıma geldi. Bebeğin 22. 23. haftalara yakındı. Suyu bitti. Oh. Suyu bitince işte yatırdılar. Suyu artar mı artamaz mı kontrol olmadı. Dediler erken doğum yapacağız yani çünkü kaybedeceğiz Evet. yani artık. Artık suyu bitti, yaşam şansı Aynen azaldı. işte suni sancıyla normal doğumla işte dünyaya getirdim o oğlumu ama yani Yaşamadı. kısmet Evet. 16 saniye yaşamış. Hani küveze Oh. koyacaklardı işte yaşasaydı. O ayrı bir vaka. Başımız sağ olsun deyip eşimle eline kutuyla vermişler. Ama neler neler. Oh. Biz artık şey yaptık. Ona en büyük acı sanardık. Hani Evet. oluyor yani hayatta beterin Maalesef. beteri var denen şeyler. Sonrasında bir 6-7 ay sonra ben Kartal'a Hamile hamile kaldınız. kaldım. Kartal çok sağlıklı doğdu. Önce onu söyleyeyim. Zaten 9 ay boyunca bir önceki bebekten Evet. ötürü biraz tedirginlik ve kayıp korkusu olduğundan hep çok kontrollü gittik. Yani Her şeyde ay değil mi? hangi doktoru bulduysak onu da gösterdik falan. Hani böyle dıt 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 Ay sakınan evet. göze çöp batar oldu. Bizimki başka hiçbir şey değil. Gerçekten de öyle Ve ama de annelik bu bence. ya ve de hani kaybetme korkusunu ben doğduğu ana kadar hep yaşadım. Ya buna da bir şey olursa ya buna da bir şey olur. Kıyafet aldırmadım, onu aldırmadım, bunu o da bile yapmadım. Ama çok normal, daha çok kısa bir süre olmuş ve atlatmanız Ama açısından. bizim şey Türk mantığı çivi çivi söker Yer. falan şeyiyle o söktü gördük. Çok Ah, hiç çok aratmadı tatlısın yani yani. gerçekten. Ondan sonra mikrop kaptı Kartal. Nereden olduğunu anlamadık. 19 günlüktü ben fark ettiğimde. Gerçi doktor kontrollerinde hep bir hırıltı vardı. Öyle Hani mi? ilk haftalarında bir Ama hırıltı hamileliğinizde bir vardı. şey yoktu, Hayır değil hayır mi? çok sağlıklı doğdu. Topuk kanı, her şey temiz. İkinci gün sünnet olduk falan. Oh, her Gayet şey iyiydi. sağlıklıydı hamileyken de öyle. Sonrasında işte bir hırıltı başladı. Birinci hafta, ikinci hafta geçmedi. Doktorumuz burun spreyi verdi dedi olur hani bazıları. Evet. Ama biz onu sıktıkça morardı, sıktıkça morardı. Biz söyledik hatta doktorumuza ama olur öyle dedi. Sonra artık ikinci haftanın sonu 15 gün bayram tatili de yaklaşırken ben ince bir şey annelik Artık içgüdüsü ya gerçekten gerçekten kafaya öyle. taktım. Yani hani böyle paranoyak olursunuz ama herkes dedi ki sen öteki bebekten Sen ötürü böyle kaldı değil mi? yapıyorsun. Ya şu Kaldı anda benim sende. bile ilk aklıma o Takıntı geliyor yaptın yani. öyle yaptı. Yok inat ettim. Yani anneler gerçekten anlıyor, hissediyor. Hissediyor ya Ben o. dedim Farklı bir gelen gelir şey. gelmeyen gelmez. Kendi doktorumuz da çünkü bir şey yok. Abartma deyip Evet. duruyor. Video yolluyorum bunda bir şey yok. Morarıyor muydu? Ya çok şey nefes alıp veriyordu. Hatta bugün bir Hırlaması. anne de bana mesaj atmış. İyi ki bu videoyu yüklediniz. Eğitimin çocuğu aynen böyle nefes alıyor. Dedim ki ah hanımın oğlu da böyleydi ne olur götürelim. Bir Oh. hafta götürmemişler. Bugün çocuk yoğun bakımdaymış. Aynı sebepten mikrop kapmış. Oh. Ya bebekler çok mikroba açıklar. Bilemiyorsunuz nereden geldiğini. İçte yazdığı klima mikrobu olabilir, Her ziyaretçi şey mikrobu olabilir. olabilir, hastane mikrobu. O yüzden ben onun kimden geldi? Zaten artık kimden geldiğini Allah'tan geldi diyeceğiz. Yani Evet. o birini Bilinemiyor. suçlamakla olmuyor bu işler. Ya çok doğru. Neyse işte çok uzattım kusura bakmayın. Hayır. O ben de içim rahat etmeyince aldım kucakladım başka bir doktora götürdüm. Doktor İşte Tamer Bey Allah razı olsun dedi kapıda gördü yani kızımın da doktoru oydu dedi çocuğun neyi var yani daha hiç kontrol etmeden renginden Direkt rengi. anlamış renginden hemen yatırın dedi hiç soymadan dedi taşı kardı çabuk yoğun bakıma yani şeye acile gidiyoruz çocuk kucağında adam önde biz arkada muayenehanesinden fırladı adam Oh. bebekle herkesi bekleyen hastalarını bile bıraktı orada bindik arabaya ilk işte doğum yaptığım hastanenin aciline girdik orada zaten işte şey gibiydi bu filmlerde olur ya Her şey ard dıt arda dıt dıt geldi. dıt 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 o koşturur o ağlar Oh. Lal yanımda Siz Lal. şoktasınız zaten o sırada. Eşim daha şoktaydı o böyle ellerini başının arasına aldı orada ağlıyor. Lal kardeşimi bırakın diye Diye ağlıyor. ağlıyor. Ben de ağlamayın diye Ya. Evet yine bağırıyorum. bir ahu. Ay yapacak bir şey yok çünkü Evet, birinin gerçekten. güçlü olması gerekiyor değil Çünkü mi bir Kartal anda? da ağlıyor zaten yani. Evet. Birileri ağlamasın Ağlasın yani. diye. O gün işte yoğun bakıma giriş o giriş. Sonrasında işte çıktık girdik çıktık girdik tam iyileşiyor dedik bir daha kötüleşti. 8 aylıkken artık hiçbir şansı olmadığını yani bir yaşını da göremeyeceğini Söylediler. söylediler. Ama bunu söyleme nedenleri daha acı. Ülkemizdeki organ bağış eksikliği. Yani Evet. dediler ki bize daha bir yaşın altında hiç organ yani kalp nakli olan bebek yok ki bu ülkede.
Doktorlar tabii ki yapıyor. En harika doktorlar var. Çok güzel hastaneler var. Ama yani bu bağış konusu kanayan yara. Gerçekten maalesef de öyle. Hala öyle. Hep paylaşıyorum. Görüyorsunuz vefat eden çocukları. Yani, bir elçi gibi görüyorum aslında ya bu işi. Estağfurullah. Misyon aldım üstüme. Çünkü herkes benim kadar tırmalayamayabilir. Evet. Soğukkanlı olamayabilir, şanslı olamayabilir. Benim şansım elbette çevrem vardı, arkadaşlarım vardı, sizler vardınız. Çok cesaretli bir kalbim var yani. Her şeyi elimin tersiyle itip serumla kucaklayıp gittim yani Almanya. Hani arkama ölüme bakmadan. İki tişört, iki kotla gittik biz hiç. Yani ne olacağını bilmeden gittik. Herkes bu hikayeyi sanıyor ki para toplanmayla başladı. Bu hikaye başlamadı. Zaten siz ben gözümü karartıp yani aldım bebeği. Sokakta da yaşayacağımızı bilsek dedim. Götüreceğim, göstereceğim oradaki doktorlara bir göstereceğim. Oradaki doktorlar da zaten kabul etmediler. Çok anne ulaşıyor bana bu vesileyle ona söyleyeyim. Bizi de Almanya'ya götür. Çünkü ihtiyacımız var değil nakil mi? Nakil için ne olur diyorlar ki işte... Almıyorlar. Hakikaten almıyorlar. Bize de dediler ki alamayız. Vatandaşınız olmak Alman lazım. Vatandaşı değilsiniz. Oturumunuz yok. Hani hiçbir şekilde bir hastayı burada organ nakil sırasına alamayız. Önceliğimiz kendi vatandaşlar. O yüzden lütfen ülkenize dönün. Yani o hayal kırıklığını, o şeyi zaten anlatamam size. O anda ne yaptın Ahu? Yani böyle akıyor gözyaşlarım adama böyle... Ne oldu? Parası neyse veririm falan diyorum saçma sapan. Biz sanıyoruz ki her şey parayla dönüyor bu dünyada ama maalesef değil tabii ki. Adam diyor ki duymam hani çok kızdı zaten. Evet. Böyle. Yani ama işte insan o panikle her şeyi söyleyebiliyorsun. Yani annesini bir kere yok dedi gideceksiniz. Burada. Sonra işte tam toparlanırken işte son kontrolleri yapıyor doktor dedi çocuğun ateşi mi var falan. Dedik evet biraz ateşi vardı. Yoğun bakımdan çıkardım ben onu imzayla yolda ölürse ben kabul ediyorum diye. Tabii hastanede yatıyordu bir gece önce. İstanbul'da direkt özel bir hastane yoğun bakımda yatıyordu 3 haftadır ve ben kablolarıyla aldım çocuğu kucakladım. Yoğun bakım hemşiresi kiraladık. Başka bir hastane. Evet biz bayağı kucağımda serumlar, kablolar. Gittiniz. Normal bir hava yollarını tarifeli uçağıyla. Gittiniz yani. Bayağı hani paras pandıras çocuğu götürdüm ya inanılmaz. Ya inanılmaz gerçekten. Hatta yani, adam dedi ki ambulans uçakla mı geldiniz? Yo dedim ya çok yani 40 bin dolar gibi bir masrafı vardı ambulans uçağın. Yok dedik ya biz normal uçakla geldik. Ya aslında her şey olabilirdi değil mi? Çok büyük bir risk. Ama dedim ki olacaksa yolda olsun. En azından hastanede ne olacağını beklerken hani ya gitseydik ne olurdu dememek için götürdüm. Gittim. Hani keşke gitseydik. Evet. Hatta o yüzden benim bu tevekkülüm de ondan geliyor. Hastane kartalı kabul ettikten sonrasında herkes dedi ki ya bu ne rahatlık delirdi kadın falan. Ben dedim ki abi ben bu çocuğu daha uzaya mı götüreyim? Daha ne yapabilirim bunun için? Hatta kartal bazen ağlar der ki en son toknelecek kablolarda da ağlıyor ya Allah. Çocuk milleti yaranın vefanı millet gülüyordu bana artık ama hani ya. O benim anne vicdanını rahatlatmak. Benim vicdanım kalben çok rahattı. O yüzden ondan sonrasını hep Allah'a ve doktorlara teslim ettim. Önce Allah sonra doktorlar dedim ne yapayım ki ben? Yani daha bundan sonra kendimi yırtsam... Kurtarın, beni bırakma, oradan oraya atsam o ona bir enerji geçecek. Evet, daha yani, da aslında negatif. Daha da çocuk, kalp zaten sevgiden geçer ya. Kesinlikle ben bunu anlatmayayım, hep huzur ve hep ona şarkılar, sevgi vermek istedim. Şimdi kartal çok güler yüzlü bir bebek zaten. Ama senin bütün çocukların güler yüzlü. Çok gülmeyen bir çocuğun yok yani. Aynı güzel, gülsünler ya. Gülmek gerçekten kadar güzel bir şey var mı? Parayla alınamayacak şu hayattaki en değerli en şey. En güzel şey, en gerçekten güzel şey ya. En güzel şey. Yani o süreç çok karıştı. Sonra doktor dedi tamam kabul ediyoruz. O çocuk ateşlerince orada iyice kötüledi bu sefer. Yani uçamayacak duruma geldi. Türkiye'ye getiremeyecekti. Devam edemeyecek. Yani aslında. Ellerinde kalacak çocuk bu sefer insan haklarına aykırı. Hani. Evet. O riske de girmek istemiyorlar. O zaman dedi, bir toplantıya aldılar. Bizi dedi masraflar 1 milyon euro tutacak. 1 milyon euronuz var mı falan. Ben dedim var benim. Eşimden senin damar yaparım. Hani gizli bakarçlıklarımdan birik. Hani nerede var bir biliyorum. Yaptım ben birkaç okul falan çalıştım. Toplantıdan çıktık eşim kardeşim falan. Abla ne diyorsun sen dedi. Adam ne dedi duymadı. Dediğim dedim. Yok desem gidin diyecek. Yani ne yapayım dedim arkadaşlar. Yani yatarız kalkarız dileniriz. Bulacağız dedim o parayı bir şekilde. Ondan sonrasında işte elimizden geleni yapmaya çalıştık falan baktık. Zamanla yarışıyoruz çünkü. Bir hafta içinde yatırdınız diyor adam bize. Yoksa?
Yok, biz onunla dedik biraz daha süreç istedik. Çünkü valilikten onay almak zaten bir prosedür. Evet. Öyle bir hafta içinde izinler yazışılıyor, valilik izin verecek de. Böyle bir şey. Neyse işte bir ay içinde bir şekilde toparladık. Sonra ve izin alınır alınmaz. Ve işte, Türkiye'nin gündemine oturdu. O Allah'tan 19 saatte gerçekten toplandı. Yani o ya, inanılmaz bir şeydi o. O an, o 19 saat gerçekten bir gün bile sürmeden. Burada da aslında bizim gücümüz. Evet. Yani bu Türk vatandaşlarının birbirine sahip çıkma güven noktasında çok biz seviyorum. Güvenirsek biz birbirimize çok vericiyiz. Yani çünkü çok şeffaf davrandım. Evet. Hiç yalan söylemedim. Ben olduğum gibi saklamadım. Ben param yok ya da şöyledir böyledir diye zaten hiç ekranlara çıkıp ağlamadım. Benim biliyorum. Benim tedavi ettirecek zaten hani oraya gitmezdim yoksa kendime güvenmesem ama 1 milyon euroyu hadi ince bir ameliyat bir şey için bulacak gerçekten gücüm yoktu. Ve bütün evrakları ve hastanenin verdiği faturaya kadar paylaştım. Evet, nereye gideceğine dair. Gerçekten açık açık net öyle. Net paylaştım. Her saniyeni biliyoruz aslında. Yani her süreci hani paranın nereye her ne kadar çok kalbimi kırsalar da çok iftira atsalar da bu konuda üstüme. Ama şunu söyleyebilirim, bunu çok çok iyi biliyorum yani başıma gelmiş bir olay olarak da. Bu toplandıktan sonra çok iade olanlar oldu. Tabii çünkü ben paralar. Sadece iade, ihtiyacım iade olanı döndü. Kadar başvurdum. Hani tedavi evet. süreci için para lazımdır değil, şu kadar nokta noktasına kadar, küsuratına kadarını yazdırdım. O toplandıktan sonra gelen ki öğrendiğimize göre 500 bin lira gelmiş sonradan. Evet. Ve 500 binin tamamı. Herkesin hesabına tek, iade tek, oldu. Tek tek geri gitti. Evet. Ve Allah razı olsun herkes sanıyor ki hani tabii sen ünlüydün, piyanistin, ünlü arkadaşların var. Hayır, 60 bin kişi. Bende böyle de kontlar var. 5 evet. lira, 10 lira, 10 lira, 5 lira. Abla kumbaramdan yolladım. Allah razı olsun. Yani o yüzden hani bazen umutsuzluğa kapılıyor. Bazen para toplayan kardeşlerime de destek olmaya evet. çalışıyorum. Biz diyor tabii ünlü. Ay diyor ne olur öyle deme. Öyle değil. Öyle değil işte. Halk evet. istedi mi biz ya. Sonuçta o ünlü dediklerin de halk değil mi? Bu kadar kesinlikle bence öyle. Yani hepimiz ünlü arkadaşlarım aslında. Kusura bakmasın da. Yani öyle. Nedir gerçekten yani? Birbirimiz biz büyütüyoruz birbirimizi. Evet. Sen ünlü. Hayır değilsin. Sen de bensin. Biz insanız. Evet. Benim mesela çok takipçim var diye mesela bir sosyal mecrada benim senden ondan bundan hiçbir üstünlüğüm yok. Evet. Takipçi sayı üstünlüğü dışında. O çok farklı bir şey. O çok farklı bir şey. O beni hiç ilgilendirmiyor. Bu senin aşmışlığını gösteriyor bence bazı şeylerde. Aile terbiyesi. Belki evet. görgü de diyebiliriz. Benim Instagram, şu anda Instagram iflas etse, kapatılsa Türkiye'de ben yine var olurum. Evet. Benim bir elimde bileziğim var. Çünkü mesleğim seni var. Seni seven çok insan var. Allah razı olsun. Bence ben de insanı çok seviyorum. Gerçekten ben de insanı çok seviyorum. Bu arada Kartal 2000... Şu anda nasıl? Çok iyi. Yani 22 Ocak 2018'de taburcu oldum. Evet, çok hastaneden şükür. Taburcu olurken, onu da belirtmek isterim izin olursa, 300 tabii bin ki. Euro paramız arttı kasada, hastane evet. kasasında. Hastanede zaten bizim tedavimiz hala biliyorsunuz gidiyoruz devam ve devam ediyor. Eşimle oturduk, konuştuk, dedik ki bu para ne kadar tedavi devam ediyor olsa da toplu bir paranın bir sürü çocuğun hayatını nasıl değiştirebileceğini evet. düşündük. Bizim sonuçta tedavi sürecimiz muayeneler, ilaçla hani evet. peyderpeyi ödeyebileceğimiz şeyler. Ve biz bunu valiliğe geri verdik. Evet. Ya gerçekten tüylerim diken diken oldu ve bizim bunu kendi hesabı zaten valilik insan. Onaylı hesaptan gitmişti. Hastaneye evet. dedik ki zaten işte bu hesaba faturalarıyla yani neler harcandığı bir senedir yazıyor. Burada. Bunları lütfen yazılı bir şekilde gönderin. Parayı da aynı hesaba zaten aktarıyoruz. Birçok çocuğa da umut oldu. Hastaneye dedik ki valiliğe de bu para daha hiçbir şey istemiyoruz. Teşekkür ederiz. Hani evet. biz size iade ediyoruz. Biz devam tedavisini kendimiz sürdüreceğiz. O yüzden çırpınıyorum şu anda ki hani Kartal'ı orada yaşatalım. Orada evet. hayatı sürsün diye. Peki sormak istiyorum bunu da aslında. Kartal dönecek mi Türkiye'ye? Şu anda Kartal'ın elinde Türkiye'de büyümesi hayati risk taşır raporu var. Evet. Hayati risk taşır demelerinin de sebebi şudur. Tabii ki Kartal'ın kullandığı ilaçlar Türkiye'de de var. Ancak muadil tabii evet. ki. Her muadil ilaç her çocuğa iyi gelmeyebiliyor. Bazı çocuklarda alerji yapıyor ve bu süreçte bazen yurt dışından her ilaçta ülkeye gümrüğe takılıyor, giremeyebiliyor. Evet. Benim sürekli bir ilaç mesela bir bakıyorsunuz bazen yani bu da kanayan yarımız gerçekten ülkede öyle. Yok. Bekliyor evet. bekliyor hastalar hep yazıyorlar yurt dışında olan varsa ne olur bana bu ilacı gönderin diye ben de paylaşıyorum. Benim başıma böyle bir şey gelirse benim oğlumun bunu kaldıracak vakti evet, yok. Gerçekten çünkü öyle. Biz emanet bir kalple yaşıyoruz ve o kalp içeride ilaçla tutuluyor maalesef ki.
Yani benim oğlum 2 gün bile o ilacını aksatsa benim kalbimin dışarı atma ve vücudun kabul etmeme riski var. Saatli içiyor, dozları var ve bunu ömür boyu içecek. İçecek ve tabii ki biz bir kalp nakli daha bekliyor. İnşallah tek olsun. Yani ay, ona inşallah. Razıyım da bir taneye alıştım ama belli olmuyormuş. 2-3 olanlar da varmış ama en iyi ihtimalle 20 yaşlarında 20 oluyormuş. Sene son yani. Yani 19. Artık işte uzamış yaşlar. Evet. Eskiden 15'miş, şimdi 20 olmuş. Bence teknoloji gelişiyor. Geliştikçe 25 artıyor. Olabilir. Bebek kalbi çocukla büyümüyormuş. Öyle biz mi? Onu orada öğrendik. Biz sandık ki oldu bitti biz ülkemize döneriz. Biz hiç haberimiz yoktu böyle bir şeyden. Kalp denen şey başkasının şey kalbi. Yani. Vücutta çocukla birlikte mesela böbrek uyum sağlıyor, kaynıyor falan ya. Çok hatta geçen gün bir genç kız paylaşmış 3 yaşındaki bir çocuğun böbreği kadına takılmış falan ama mesela 3 yaşındaki bir çocuğun kalbi 20 yaşındaki bir kadına takılamıyor yani ya da 20 yaşındaki kalp birinin kalbi 3 yaşındaki çocuğa da takılamıyor. Bizim kalbimiz 4 yaşında bir çocuktan gelen bir geldi. Kalp. O da zaten mesela kartal 9 aylık olsaydı o da uyumayabilirdi. Bizim kalbimiz gelmedikçe kalp yetmezliğinden kalp büyüdü, şişti. Doktor şey demişti hem kötü hem iyi. Niye? Göğüs kafesi genişliyor bazen. Bu sefer de biraz daha yaşı büyük çocuktan da nakil yapabiliriz. Çok da üzülme. Hani hep bir iyi aslında tarafını bir düşünmeye iyi tarafı başlamıştık. Evet, aynen çok güzel. İlginç. Ve isterim ki inşallah ülkemize kartalı hayatta tutan o yapay kalp makinesi de gelsin. İnşallah. Çünkü burada yok. Eskiden varmış. Şimdi maliyetlerden yok. Berlin Heart denen bebek yapay kalp makinesi. Umarım. Kartal onunla yaşıyor. Yaşadı. Yoksa kaybediyorduk yani. Yani gerçekten. Ve bu süreçte size alışveriş olarak destek olan bir arkadaşımız oldu. Evet, programımız tüm hızıyla devam edecek ve az sonra sizlerle olacağız. Evet, Almanya'da bir yaşam ve sonra gelen bir sürpriz bebekle ahu neler yaptı değil mi? Evet, alışveriş danışmanı Gizem Kösoğlu Yılmaz da bizimle. Neler yaptınız aslında birlikte siz çok şeyler yaptınız biliyorum. Ve gelen sürpriz bebeği öncelikle onu sormak istiyorum. Asya. Prenses Asya. Asya tabii ben yani Allah nasip etti. Evet. Ve hiçbir şekilde ayrılmayı düşünmedim fark ettikten sonra hamileliği sonlandırmayı. Evet, çok bir çok zor bir hasta bebeğe bakıyorduk. İşte kızımız Türkiye'de falan derken eşime dedim ki yani kısmet. Zaten eşim asla çok karşı çıkardı. Öyle bir şey talep etsem. Can olacak. Birinin canını gelir, kurtarmaya çalışırken başka biri gelmiş nasiplensin. Annemlere bile işte 4. ayda haber verelim. Herkes şok. Şok. Ondan sonra sosyal medyada doğuma 10 gün kala. en güzeli ahu. Evet. Ki inanın hani bizim gibi insanlara birçok hediye de gelebilirdi. Ben bunu duyursam birçok şeyi ücretsiz de karşılayabilirdim ama ilk bilenlerin arasında Gizem geliyor. Çünkü zaten o bu işin profesyonel olduğu için. Şimdi Almanya'da da birçok ürün var. Evet. Ancak ben iki çocuğu aynı anda kullanabileceğim ürünleri seçmeye çalıştım. Çünkü Kartal da bir bebekti. Yeni bebek de geliyor. Biri kız, biri erkek. Ve ikiz gibi oldular İkiz aslında. İkiz gibi oldular. Hani ikiz büyütecekmişim gibi düşündüm. Ve inanın Kartal da çok hastanede yaşadığı için biz Kartal'ın vefat ederse çok bağlanmayalım. Çok tuhaf bir şey ama ben her şeyini dağıtmıştım. İnsan düşünüyor. Çünkü hastanede hep ameliyat kıyafetleriyle yaşadığı için kıyafetlerini, işte bir tane bebek arabası duruyordu. Onun dışında birçok şeyini vermiştim. Sıfırdan Gizem'e dedim ben ne yapayım? O da şoka girdi. Bu ne? Bu nedir? Evet, ne yaptınız? Ya şöyle şimdi Ahu'dan başlayayım aslında. Ahu'yu ben sosyal medyayla tanıdım aslında. Yani geçmişten bir tanışıklığımız yok. Ama gerçekten sosyal medyada tanıyıp böyle hani çok sık görüşmeyip ama çok sevdiğim nadir insanlardan. Ama Kartal'dan önce kaybettiğim bebek döneminde tanışmıştık. Evet, bayağı aynen öyle. Oldu. Tabii. Yani bütün hani o süreçleri yaşadığı şeyleri ve işine saygısını çok iyi bildiğim için dolayısıyla Ahu'yu çok seviyorum. Ve hani işte bu kaybettiği bebek,
sonrasındaki yaşadıkları, sonra işte kartal bebeği öğrenmemiz vesaire. Tabii hastalık süreci herkesi üzdüğü gibi beni de çok üzdü. Şunu da lafını bölüyorum. Kartal doğacağı zaman da çok şeyler yollamak ve aldırmak istedi Gizem. Evet. Ben dedim ki hayır istemiyorum. Evet. Biz kabul etmedik. Bir doğsun da. Evet, hep böyle mi? Korkuyordum evde eşya olmasın, hiçbir şey almayacağız diye. Yani evet gerçekten çok ilginç çünkü atlatamama da var tabii orada değil mi? Evet. Ay pardon lafını. Evet. Yok evet, hiç güzelmiş. Önemli çok güzel oldu çok güzel oldu. Yani şöyle tabii her zaman söylüyorum ahu üzerinden konuşuyoruz ama şimdi bebek alışverişi noktasında aslında önemli olan şu. Bizim bebekle yaşam stilimize uygun ürünü seçmemiz önemli olan. Yani kesinlikle. İlk bebek mi geliyor, kaç odamız var, işte iki bebek arasındaki yaş farkı nedir? Çünkü bunlar gerçekten kullanacağımız ürünleri belirliyor. Tabii şimdi sosyal medyada tanınan markalar ürün göndermek istiyorlar haklı olarak. Evet. Hani ama kullanır sistem. Mısınız? İşte yayınlar mısınız vesaire gibi. Ben de hayır. Evet. Teksin bu konuda. Hayır diye. Ya günah ama kullanmayacağım ürünü oradan gönder. Ben bazen diyorum ki ihtiyacı olan bir aileye gönder. Ben yine paylaşayım seni. Yani ne bileyim birine yarasın. En ne doğru dediğim. Zaten şu an bebek arabası çöplüğüne döndü. Hani çünkü her bebekle ben bebek yeni arabası. Bir şey kardeşimin doğru. kızı var falan. Evet, ama bu sefer ikiz arabası. Evet. Evet, ikiz arabası gibi bir şeye ihtiyacı vardı. Herkes vardır. Onu soruyor mesela. Evet. Bu arabayı nereden aldınız, bu arabayı nereden aldınız? Çünkü yaşları çok yakın olduğu için. Hayatım kurtuldu, ikiz öyle söylüyor. Arabamız yok. Hastane 20 kilometre uzakta. Kartalı sürekli tren ve otobüsle hastaneye götürüp getiriyorum. Evet. Asya da benle. O yüzden o araba benim için hayat müthiş kurtarıcı değil mi? Hep dua ediyorum. Her şey sağ ol, Allah razı olsunlar. Evet, o arabanın özelliklerini aslında duymak istiyoruz. Şöyle şimdi bazı iki, daha doğrusu eski ikiz bebek arabaları hep yan yanaydı. Evet. Dolayısıyla işte Türkiye şartlarından bahsedeyim öncelikle. Türkiye şartlarında artık o kaldırımlardan o ikiz bebek arabalarıyla geçmek. O kadar geniş de olduğu evet, için. Evet, yani mağazayı bile gezemiyorsunuz. Çünkü mağazalar hınca hınç dolu. İşte dönemiyorsunuz gerçekten. Gezeyim bebeklerle, çocuklarla deseniz gezemeyeceksiniz. Artı şimdi tabii günümüz şartlarında böyle ya hiç bebek yapılmıyor ya da üst üste yapılıyor. Hani ara verilmiyor çocuklar arasında. Dolayısıyla ne oluyor? Daha biri bebekken puseti atlatmamışken ikinci bebek geliyor. Dolayısıyla nasıl bir ürüne ihtiyacımız var? Hem bebek için kullanabileceğiniz, yeni doğan için kullanabileceğiniz hem de küçük çocuk için kullanabileceğiniz bir bebek arabası. Biz de böyle bir şey seçmemiz gerekiyordu. Ve öyle bir ürün aslında önerdim diyeyim. Dolayısıyla sağ olsun o da hani süper olur dedi. Zaten böyle bir şeye ihtiyacımız var. Öyle bir arabayı kullanmaya başladılar. Ben o dönemlerde böyle tabii daha henüz yayınlamamıştı. Onun için böyle şimdi alışverişe çıkıyorum. İşte ürün seçeceğiz. Ondan sonra diyorum ki işte yurt dışındaki bir danışanım için alışveriş yapıyorum diyorum. Kız bebek bekliyor ama falan diyorum. Daha kimsenin haberi yok çünkü. O kim? Evet, en büyük soru işareti. Bu arada herkes de diyor. Ha bir araya Türkiye'den gelişti. Kardeşim euroyla baz aldığında, yani. Ben Türk parası kazandığımda burada taksitle aldığımda bana Türkiye'den alıp sürekli oraya götürmek gerçekten şu an için daha avantajlı. Daha, daha hani insanlar ya Almanya'nın göbeğinde hala Türkiye'ye ne yapayım? Arkadaş ben euro kazanınca orada peki Almanya-Türkiye arası nasıl oldu bu? Şöyle aslında nasıl oldu? Tabii online üzerinden biz konuştuk vesaire. Ama tabii ürün gönderiminde şöyle oluyor. Gönderebilen marka tabii ki gönderiyor ama diğer türlü ki genelde olmadı. Bebek arabasının kargosu bebek arabasının 3 katına çıktı. Parasının. Bir arkadaşımdan Allah razı olsun. Bir gurbetçi arkadaşım arabayla geliyordu falan. Hemen ona rica ettik bagajında yer var mı? Adamcağız da var dediğine bin pişman oldu. Bebek arabası. Adam bir geldi sırf biz adam zor Türkiye, ay Allah razı olsun. Gerçekten çok tatlı arkadaşlarım var Almanya'da. Ne kadar güzel. Yunus, teşekkür ediyorum. Buradan sesleniyoruz hepimiz. Ay evet ya Yunus ve Öznur. O getirdi. Yani öyle geldi, arabayla geldi. Ve bu sizin hayatınızı kurtardı o zaman değil mi? Hala yani geçen 1,5 ay eşim Türkiye'deydi. Benim çocuğa tek baktım. Evet. O araba olmasaydı, ikiz arabası. Çok zor. Ben mümkün değil. Kartal zaten değil yeni yürümeye başladı. O da bir bebek yani. Evet, hani değil mi? Sözden rapta zapta alabildiğim bir çocuk değil. Biraz gelişim geriliği yaşadığı için. Evet. Doğru. Ama o da bazen takipçilere dert oluyor. O niye üstte, o niye altta? Şimdi üstlü altlı bir araba. Öteki arkada kaldı falan üstlü gibi. Üstlü altlı. Ben hani arka arkaya olarak anladım. Üstlü atlı olduğunu. Üstlü atlı. Aa, çok güzel. Evet, daha da güzel. Evet. Daha keyifli. Hiç bilmiyorduk. Ve sökülüp takılması inanılmaz rahat. Yani dümdüz oluyor söküldüğünde. Bagaja resmen kağıt gibi. Evet, çok rahat ettim. Bu arada gerçekten. Şu anda stok olmayabilir ürünle ilgili. Onun için yani ürün tanıtımı yapmıyoruz. Ürün tanıtımı yapmıyoruz. Aynen öyle, stok yok. Yani ona güvenin hayat kurtarıyor.
Aynen öyle. Bir de şöyle, şimdi mesela çoğu zaman şeyi soruyorlar. İşte biz görüyoruz port bebe daha çok kullanılıyor evet. diye. Şimdi oradan da bir örnek vereyim. Şimdi yurt dışındaki gözlemlemelerinizde port bebenin çok sık kullanıldığını göreceksiniz. Port bebe dediğimde, bu arada bazı anneler bilmiyorlar, şöyle uzun bebeğin evet. yattığı bir hı-hı. parça. Şimdi Türkiye'de biz ana kucağını daha çok tercih ediyoruz. Çünkü daha çok araçla seyahat ediyoruz. Evet. Yani otomobille seyahat hı-hı. ediyoruz. Ama yurt dışında ahu daha net söyleyecekler. Yürüme, evet. toplu taşıma vesaire daha fazla. Daha fazla. Dolayısıyla da o port bebenin kullanımı çok daha yüksek. Aslında yani, toplu taşıma için çok uygun. Çünkü çok evet. rahat uyuyor içinde. Evet. En önemlisi değil mi? Yani. Evet, uzun saatler uyuyabiliyor hı-hı. en azından. Uyuyakaldığı o kadar zaman. Da rahat. Evet. Evet ya biz sülalece rahatız. Biz çocuklarım hep rahat. Hep rahat. Evet. Kartal da aylarca uyudu yani. Hay Allah. Ben artık olayı o kadar. Evet. Ama yani böyle yapmazsam deliririm olma, arkadaşlar. Evet, çünkü evet, size de yayından önce öyle. Söyledim. Ben elimde bir saatli bomba büyütüyorum. Evet. Evet. Ne zaman nerede patlayacağı hiç belli olmayan bir çocuk büyütüyorum ve o yüzden ben ona bu huzursuzluğu, bu tedirginliği zaten içsel içe biz eşimle hissediyoruz. Bir ateşlense normal bir çocuğunuz, siz ne dersiniz? Ya diş çıkarıyor ya üşüttü. Doğru. Biz hemen yine doktora gidiyoruz, kalbimi geri atıyor diye. Evet. Doğru. Yani bizim için çok ayrı bir şey. Kartalın ateşlenmesi demek bizim için büyük kriz. O. Evet, gerçekten en büyük. Olsun, çok şükür. Ya diyecek evet, bir şey bulamıyorum. Evet, çok şükür. İşte bu noktalarda da hep söylediğim gibi işte tek bir bebek olduğunda bile aslında annenin hayatına hareket geliyor demektir. Dolayısıyla birazcık daha pratik, daha kolay kullanabileceğin ürünlere ihtiyacın var. İkinci çocuğun varsa, üçüncü çocuğun varsa ve hele özel bir çocuk da varsa evde, bu sefer gerçekten senin hayatını tamamen kolaylaştırması gerekiyor evet, ürünlerin. En rahatını tercih etmelisin. En rahatını tercih etmelisin. Bunu nasıl yapacaksın? İşte sosyal medyada çok bilgi var. Bunu hep konuşuyoruz. Yanlış bilgiler de var. Artık biraz araştırmak gerekiyor. İşte benim yazdıklarımı okusunlar vesaire, paylaştıklarımızı ya okusunlar. Ya Gizem, biz bu influencer denen mesleki yapan meslek, yani ben piyanistim ama bunu da ucundan yapıyorum. Evet, yalan evet. yok. Bunda da birazcık aslında bedava ürün değil de gerçekten kullandığımız ürünü tanıtmak biraz bence doğru. baz alınmalı. Ben mesela bu ürünü o kadar seviyorum ki mesela işte altındaki şeyi var. Evet, torba evet, acayip bir eşya. Ha bir de biliyorsun hem araba koltuğu hem şey olan bir marka ürünü de kullanıyorum şu anda. Mesela Allah razı olsun diyorum adama, üretenin her gün dua ediyorum. Yani araba olmadığı için orada çok taksiye inip biniyoruz evet, mesela. Hem araba koltuğu hem bebek arabası olan bir ürün kullanıyorum. Arkadaşlarım hediye etmişti onu bana. Benim araba pusetim kopmuştu 3. 4. bebeği büyüttüğüm için. Orada da çok önemli işte. Evet, Almanya'da doğru. yasak kucakta bebekle nerede biniyorsun taksiye falan. Şikayet ediyorlar arabada giderken. Taksi şoförü almıyor seni zaten. Onun ya aradığınız zaman durağa gerekiyor. Diyorsunuz ki iki çocuk bir bebek var. Ya koltuklarıyla geliyor adam ya da kendi koltuğunuzu takıyorsunuz. O yüzden de aslında çok güzel bir sistem. Evet, evet. Yani benim sürekli aracım olmadığı için, başka araçlarla gezdiğim için bu araba puseti, hem bebek arabası hem puset olan inanılmaz yani, o da danışmanlarına eminim tavsiye ediyordur. Allah razı olsun, hala bir üretenden bir düğmeye basıyorsun, çat tekerlekleri açılıyor, düğmeye basıyorsun, tak tekerlekleri toplanıyor. Hiçbir güzel bir araba evet. koltuğu oluyor. Tabii taksi şoförü bile bir gün şaşırdı. Bebek arabası gördü beni, geldi hemen bagajı açtı. Dedim nine. Öğrendik Almanca'yı. Adam böyle, oh magic man. Canım dedim, sen bizi ne sandın, Türk gördün. Her şey var bizde. Aynen öyle. Ya gerçekten çok önemli bu konu. Annenin rahatlığı aslında evet. her adımda bunu sağlıyor. Evet, kesinlikle öyle. Sağlıklı ve doğru ürünü seçmek önemli olan. Yani. O yüzden annenin sinirleri evet. daha az bozuluyor bence. Evet. Değil hakikaten. Mi? Evet, evet. Gerçekten de öyle. Aslında anne paniklediği zaman bu sefer çocuklara da yansıtıyor ve bir ağlama krizi, anne de ne yapacağını şaşırıyor aslında. Ki 3 çocukla gezmek evet. ben şu an hayal edemiyorum. Evet, hepsi aynı anda ağlayabiliyor. Ağlayabiliyor. O anda ne yapıyorsunuz? Ahu da ağlıyor. Erik dalı var. Şarkılarım var. Ne yapayım? Ağlasınlar. Hep onu diyorum. Öyle uyansın diye bekledik ki o çocuğun başında ağlaması, ağladığı gülmesi zaman gibi, en azından kalbinin durmayacağını bilmek bile bir şey. Evet. Ağlaması doğru. yasaktı benim oğlumun 8 ay. O yüzden evet, yani evet. tabii kalbi durur diye yasaktı. Ağladığı için. Ak dese tepesindeydik, gık dese tepesindeydik. Yoğun bakımda ben kaç ay yatağın altında yattım ki o ağlarsa, hemşireler duymazsa, kalbi durursa falan diye özel izinle yoğun bakımda yatak da vermiyorlar öyle. Ağlamasın diye. Tabii tabii. Başında bekledim, ağlarsa susturayım hemen, müdahale edeyim diye.
O yüzden şimdi bazen ağlıyorlar. Tabii yine çok ağlatmamaya çalışıyorum ama bazen de ağlayın, nefesiniz açılıyor. Ağlayın. İyidir, iyidir. Rahatlar insanlar diyorum. Diyafram nefesi için. Yapalım. Çok şey. Ya diyorum ya, öyle tuhaf şeyler yaşadım ki bu tarz şeyler. Evet. Özellikle mesela uykusu uyumuyor kartal. İlaçlardan ötürü bazen tetiklediği şeyler var. Uykusuzluk büyük sorun kartalın. Ama işte nasıl dayanıyorsun? Arkadaşım diyorum, yani bir çocuk gözünü açsın diye aylarca başında bekledim. Niye şimdi gözünü kapasın diye uğraşayım. Kendimi paralayayım yani. Doğru. Aman otursun oynasın. Ne yok, kitap okuyorum ben de. Bir şeyler okuyorum. Şarkı dinliyoruz. Bekliyorum o dalana kadar. Hiç de zorlamıyorum uyusana diye. Ay, ya ben gerçekten söyleyeceğim. O yüzden şükredecek çok şey var annelerin. Onları da anlıyorum. Hani bazen peş peşe çocuk yapanlar bunalıyor. Ben onu yaşadım işte yani 35 gün. Gidiyor da aklım gerçekten. Ya şöyle, gerçekten Ahu'ya her zaman söylüyorum. Hani benim başıma böyle bir şey gelseydi ben Ahu gibi metanetli olur muydum? Evet, İnan bilmiyorum. Ben de aynı şeyi söyledim. Ama her zaman Ahu'dan çok ders çıkarttım ben. Çünkü ben az önce dediğim gibi hiçbir ateşlenmeyi hiç bahane dedim ki yani 3 saat sürer, 2 saat sürer, 1 saat sürer, işte 2 gün sürer en fazla. Evet. İşte grip olur, 2 gün sürer, 3 gün sürer ama 4. gün iyileşecek. Dolayısıyla hani bunda abartacak bir şey yok. Bazı anneler gerçekten bunu görmedik. Ya, ama gerçekten. Da her annenin yaşadığı, onu ben hep çok saygı duyuyorum herkese. Yani gerçekten o da bir şey. Ya, o da bir korku. Ama benim için işte büyük bir ders oldu seninki açıkçası. Yani hiç kendi yaşadığımı böyle büyütüp de seninki ne ki, ben neler çektim demiyorum hiçbir anneye. Herkesi sabırla dinliyorum. Çünkü herkesin, o benim bir sınavım. Yani ateşlenen bir çocuğun başında panik olmak senin sınavın, anladın mı? Hepimizin ayrı bir yazılmış yazısı var. O yüzden ne kendi acımı çok büyütüyorum, ne karşımdaki çok küçümsüyorum. Bu benim hayatım. Herkesin kaderi ayrı yazılı. Kendi kaderimi yaşıyorum sadece. O yüzden ne tatil yapan arkadaşlarımı kıskanırım. Aa, ben neler diyeyim ben de. Benim de hayatım çok güzeldi. Her şey bir anda ters yüz olabiliyor ama şu anda çok şükür her şey tekrar yoluna girmeye çalışıyoruz. En azından pes etmedik. Bir daha tutunduk hayatın ucundan. Yine olacak çok şükür. Benim hayatımı bile belki mumla arayan hastalar, insanlar vardır. Yani anlatabiliyor muyum? Neler gerçekten yaşanıyor bilmediğimiz, ne hikayeler var. Ben sadece ekran önündeyim diye süpermiş gibi gözüküyor olabilirim. Bence ne süper anne hikayeleri var da sesini duyamadık. Evet. O yüzden haddime değil, ben harikayım, ben süperim, şahane annesin, yılın annesin diyorlar ama hiç öyle bir şey iddiam yok. Öyle de hissetmiyorum. Bence bütün anneler süper. Bütün anneler sesini süper. Duyuramayan, şifa bekleyen hastanelerdeki tüm anneleri kocaman kocaman öpüyorum. İnşallah bir gün hepsine elim uzansın. Hepsine büyük hayalim böyle bir TV programı olsun. Hepsini ziyaret edeyim, hepsine sarılayım, hepsine anlatayım, moral vereyim falan. İnşallah. Almanya'da bile şimdi Türk aileler çok umutsuzluğa kapınca doktorlar beni arıyor, biliyor musunuz? Gelir misin, burada bir aile var, konuşur musun diye gidiyorum. Kendi hikayemi anlatıyorum. Mi? Böyle güldürüyorum onları falan. Harikasın. Kahve içmeye çıkarıyorum. Diyorum ben durayım, siz biraz hava alın. Çünkü çok önemli. Ben orada çok tek baktığım için. Biliyorsunuz ne oldu. Bir nefes almak, bir kahve içmeye çıkmak çok önemli. Gerçekten. Doğru. Çok teşekkür ederiz. Ve böyle güzel arkadaşlarınız olduğu için de çok şanslısınız diyorum. İyi ki varsın. İyi ki varsın. İyi ki bir alışveriş danışmanımız var. Teşekkür ederiz. Böyle programı kapatmak istiyorum. Ya bakın, ilk başta lüks tüketim gibi gözükebilir bir alışveriş danışmanıyla çalışmak ama daha ekonomik. Daha ekonomik. Gerçekten daha ekonomik. Çünkü bir kere alıyorsun. Nokta vuruşu oluyor. Çünkü bunu yaşayan bir bebek arabasında görsellik için alıp sonra pişman olup gizemle hayatı değişen bir anne olarak... Programımız bu haftalık da bu kadar. Haftaya farklı konu ve farklı konuklarla görüşmek üzere.